Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına gidiyor. İlk turda hiçbir aday %50 artı birlik oyu alamazken Cumhur İttifakı, meclisteki çoğunluğu sağlamıştı. CHP Konya eski milletvekili Abdülatif Şener, meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bir başka partiye gittiğinden verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez, dedi. CHP Konya Eski Milletvekili Abdülatif Şener, katıldığı canlı yayında 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçmenin denge ve denetim mi, yoksa kaos mu arasında sıkıştırıldığını ifade eden Şener, meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bir başka partiye gittiğinden verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez, dedi. Şener'in açıklamasından satır başları. Meclis çoğunluğu, Cumhur İttifakı'ndayken Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı bir başka partiye gittiğinden verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Meclisten hiçbir kanun geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal olur. Mali ekonomik politikalar uygulayamazlar, vergi ve bütçe çıkaramazlar. Bütçe çıkaramadıkları için AK Parti'nin yaptığı gibi artırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar. Atama ile ilgili usul ve esasları Cumhurbaşkanı kararnamesiyle değil, kanun ile belirlerler. En önemli bürokratların atanması için meclis onayı istendiği takdirde Millet İttifakı hiçbir bürokratını atayamaz.